Herkese merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün yeni yıl yaklaşırken bir yeni yıl tebrik kartı hazırlamak istiyoruz sizlerle birlikte. Ve yine birlikteyiz. Aynen öyle. Bunun için de malzemelerimiz yine çok basit. 3 renk kartonumuz var. Yeşil, siyah ve kırmızı. Renkli kalemlerimiz var. Yapıştırıcımız, bantımız, makasımız ve de kavanoz kapağımız var. Kavanoz kapağımız sadece ölçü için kullanacağız, evet, aslında. Evet, şöyle de göstereyim. Evet. Ve bu kadar malzemeler. İpimiz var. Aynen öyle. Bir de şöyle ipimiz var. Şimdi ipi ben şuraya koyuyorum. Ve başlayalım mı? Haydi başlayalım. Tamamdır. Başlıyoruz o zaman. Evet. Şimdi önce bir siyah kartonumuz var. Bu kartonu dikdörtgen bir şekilde kesiyoruz. Biz bunu keserken bir kitap ölçüsü kullandık. Aynen, bir kitap ölçüsünü kullandık. Şöyle de onu ikiye katlıyoruz. Sonra üst kapağını tekrar ikiye katladım. Tamam. Bu dönen bir tebrik kartı olacak. Biraz hareket hareketli var. Hareketli. Severiz hareketli şeyler. Sürprizli olsun. Aynen, sonu sürprizli. Kavanoz kapağımız devreye giriyor. Hadi bakalım. Şimdi bunu ortalamaya çalışıyoruz. Yani bir yarım daire elde edeceğiz aslında. Aynen öyle. Orada. Yarım daire elde edeceğiz. Bunun için bir kaleme ihtiyacım var. Aynen. Bir kurşun kalem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu böyle hop çizdim. Şimdi belki ekranda net görünmeyebilir, hı hı, ama tam bir daire var ortada ve şimdi, evet, bu tarafı da birleştireceğiz. Hı hı. Şimdi şunu da keselim, tamam, şey yapalım, ölçüsünü alalım ve keselim sonrasında. Kırmızı kartondan da bir daire elde ediyoruz. Evet. Bu da böyle hazırda dursun. Siz isterseniz pergel de kullanabilirsiniz bu daireleri kesebilmek için, nasıl arzu ederseniz. Bu kısmına, şu katladığım kısmını, ikiye katlanan kısım, aynen, kesiyorum. Bu yarım daireyi şimdi burada kesiyoruz. Evet. Evet. Şöyle. O zaman bir soru soruyorum. Dinliyorum. Anne bebe, özel günlerde hediye alışverişinden mutlu olur musunuz? Hediye alışverişinden mutlu olurum ama böyle hatıra kalacak hediyelerden daha çok mutlu olurum. Evet. Yani sonradan dönüp bakıp, aa bunu da şu zamanda şu almıştı, bu da şundan hatıra kalmıştı. Böyle saklayabileceğim şeyleri daha çok severim. Biz biliyorsunuz ki saklama, yani uzmanlık alanımız. Biz saklamayı seviyoruz. Aynen. Gerçekten saklamayı seviyoruz. Çok haklısın. Çocukların daha önce yapmış, hı-hı, oldukları işte karalamaları bile dönüp bugün, aynen, baktığımızda, yani annelik gözümüz doluyor. Kaldı ki böyle şeyler nasıl mutlu etmesin ilerleyen zamanlarda. Ben eşimle tanıştığım zamandan kalma böyle bazı ambalajlar falan hala saklarım, anısı olan. Tiyatro, sinema biletleri. O güne dönüyorsun yani, onları gerçekten bakma alışkanlığın varsa, evet, o günlere geri gidiyorsun. Anılar güzel. Kesinlikle öyle. Anılar güzel. Şimdi anne penguen kesiyor kırmızı dairesini. Kırmızı dairemde kesiyorum. Size şu siyah kartonumdaki daireyi de göstereceğim hemen. Şununla işimiz bitti. Tamam. Bakınız, açtığımız zaman şöyle bir... Şöyle göstersem daha iyi olur mu? Bakalım. Olur. Aynen öyle. Şöyle oldu. Evet. Bu kırmızıya, kırmızı kartonumu önce şuraya yapıştırayım. Buradan çizmiştim de zaten, ölçüm de var. Evet. Gayet kolaylık olacak bana. Uhumu açıyorum. Şimdi bizim çocuklar okula gidiyor. Okulda tabii ki şey, yeni yıl geliyor. Bir şey, hazırlık var aslında. Evet. Bir yıl bitiyor. Okulda da şöyle bir şey yapmışlar bizim. Çocuklar yeni yılda birbirlerine hediye almasınlar ama birbirlerine bir tebrik kartı hazırlasınlar demişler. Şahane bir fikir. Çünkü herkesin almak istediği şey, alım gücü, özellikle okul konusunda bu çok kritik bir nokta. Hepimiz aslında
gerçekten dikkat etmesi gereken bir nokta. Çocuklarımıza evde de öğrettiğimiz bir şey bu. Evet. Her şeyi alamayız. Her şeyin bir sınırı olmalı. Bu noktada da bu tip şeyler hazırlamak müthiş bir fikir. Ve çocuklar da çok mutlu olmuşlar buna. Heyecanlanmışlar biz birbirimize kart hazırlayacağız diye. Harika. Sizin de bu tip eğer başınıza gelen bir durum varsa okulda olabilir. İşte büyüklere olabilir, babanıza, anneye, babayla beraber yapabilir bu etkinliği. Bir şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi ben burada bir şey göstereceğim. Evet. Burada bir çam ağacı dönecek. Bu çam ağacını arkalı önlü 200 yapıştıracağız. Bu yüzden kartonumu bu şekilde ikiye katladım. Buraya bir çam ağacı çizdim. Ve bu kavanoz kapağımın da ölçüsünü aldım ki burada dönme işlemini rahat bir şekilde sağlayabileyim diye. Evet. Ve bu ikiye katladığım şekilde keseceğim ki ikisinin de eşit büyüklükte olsun. Ve arkalı önünü kolay bir şekilde yapıştıralım. Aynen. Ölçüler önemli. Eğer ölçülerin dışına çıkarsak sürpriz yaşanmayabilir. Buradaki atraksiyon gerçekleşmeyebilir. O yüzden her ölçünün... Bu bir size referans olmalı hakikaten. Bir referans edinin mutlaka. Evet, o olmazsa işler değişebilir. Evet, aynen öyle. Peki çocuklara hediye alırken mesela neleri göz önünde bulundurursun? Şimdi ben anne olarak böyle daha eğitici şeylere gidiyorum hep. Eğitici kitap, eğitici oyun, kutu oyunu öyle şeylere gidiyorum. Ama çocuklar da hani oyun istiyorlar, oyuncak istiyorlar daha fazla. Bizim bu sene bir yılbaşı hediyesi alalım, almayalım, ne alalım konusu olmuştu oğlumuzun yanında. Dedi ki bize, bana hediye alabilirsiniz ama kıyafet harici bir şey alabilirsiniz dedi. O yüzden çocuklar oyuncak istiyorlar, açık ve net. Net, doğru. Kesinlikle. Bizim de aynı şey geçerli. Bizim çocuklarımız 4 ve 5 yaşında oldukları için ve bebekliklerinden beri bir arada büyüdükleri için tabii ki çok onlarla yakın arkadaşlar. Kendilerine kardeşim, yok öyle kanka, yok şöyle falan. Yani bayağı farklı hitapları da var. Gerçekten iyi anlaşıyorlar da. Bu yıl yılbaşını beraber geçirmeye karar verdik biz. Ki birçok yılbaşını beraber geçirmişliğimiz de var. Evet. Şimdi tabii bu sene çocukları daha akıl başında, daha bilinçliler, daha farkındalar. O yüzden de çok heyecanlılar. Evimizde bir yılbaşı ağacı kurduk ve onlar süslediler birlikte. Hazırlık aşamasına da dahil oldular. O akşam neler yapacaklarını planlamaya başladılar. Tabii iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Şey, acaba hediye olacak mı? Ağacın altında bir hediye var mı? Açacak mıyız bir paket? Gibi şeyler yaşandı. Aramızda konuştuk. Ve tabii belli hediyelerde anlaştık. Bu hediyeler neler acaba, bahsetmek ister miyiz? Tabii ki. Ben yine bir anne olarak eğitici bir şey aldım. Ama onun da mutlu olacağını düşündüğüm bir kitap aldım. Şöyle ki, kitabın üstünde bir piyano var ve bu gerçek çalan bir piyano. Ya şahane. Ve notalar var kitabın içinde de. Notaları da çocuklar, okul öncesi okuma yazma bilmeyen çocuklar için renkle belirtmişler. Piyanonun üstünde de aynı renkler var. Kırmızıysa kırmızıya, yeşilse yeşile basıyorsun. Bu şekilde piyanoyu çalabiliyorsun. Süper. Hem geliştirici, hem öğretici, hem de gerçekten... üretici çocuklar için bir müzik çıkaracaklar. Ben bu arada ağacımı süslüyorum. Kestim ve süslüyorum. Evet. Bir tane saat aldık. Bu saat bizden gördükleri için bir saat tutkuları var çocukların. Kesinlikle. Bilmiyorum sizde de öyle mi ama. Bizim evimizde de bu şekilde. Bir saat taktığımız zaman kapıdan geri dönüyoruz. Ah, ben saatimi takmayı unutmuşum. Ay, bana da başka bir renk daha saat alsak mı? Bir sürekli saat olayı var gerçekten. Gözlük de aynı şekilde. Yazın da bir gözlük furyasıdır gidiyor. Biz de gözlük takalım. Benim gözlüğüm arabada mı kalsın? Evde mi kalsın? Cebimde mi kalsın? Gibi böyle gerçekten bazı şeylere biz işte ister istemez örnek oluyoruz. Tabii ki. Etkiliyoruz onları.
Evet, bir de saat aldınız. Saat aldık. Bir tane çizim tableti aldık bu bir tuşla silinen tabletlerden. Dijital onu, evet, çizim tableti. Siz de görmüştük ve çok beğenmiştik. Aklımızda çok kaldığı için. Tabii ne kadar birlikte oynasalar da bazen benim şeyi başlıyor. Evet. Gerçekten. Aynen. Ve bu hediyeleri alırken de aslında kendi çocuklarımıza da alırken beni de bir kota koyduk. Ve inanın gerçekten hani o kotayla alabileceğiniz çok fazla şey var. Eğer bizi Instagram'da takip ediyorsanız mutlaka göreceksiniz ki biz bunları bu şekilde paylaşıyoruz. Size bu ürünlerin hepsini zaten daha öncesinde gösterdik. Bir şekilde anlattık kullanımlarını. Ve tutar da gerçekten hani önemli. Çocukların da bunu bir şekilde benimseyebiliyor olması gerekiyor. Yani bütçemiz budur. Buna uygun bir hediye alalım noktasında. İpimi kestim bu arada. Evet. Şu ölçüye göre, şöyle kağıdıma göre. Şimdi bu ipimin orta noktasına çamaşırlarımı yerleştireceğim. Bunların da boyaması bitti. Şöyle evet, kendi kafamıza göre karınca kararınca siz bir şeyler yaptık. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Yani Noel Baba kardanadan falan da döndürebilirsiniz. Kesinlikle. Ne isterseniz. Biz çamaşır. Bunu biz şimdi yılbaşı konseptiyle yapıyoruz ama daha sonrasında başka bir şey formata dönüşebilir çok, bu. Aynen öyle. Yani işte anneler gününde çiçek olur, kelebek evet, olur, bir şey olur. Resim olur. Aynen resim olur. Önemli olan eşit ölçülerde olmaları. Evet, ben şimdi de şöyle orta noktayı bulmak için birazcık zorlanıyorum açıkçası. Şuradan tekrar gerçekten bir ölçü alayım. Tamam. Tamamdır bence ya. Evet, oldu. Olmuş. Diğerini de arkasına yapıştıracağım. Şunu da ben birazcık yapıştırıcı süreyim madem. Tamamdır. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bunu da hop arka tarafına yapıştırdım. Harika. İplerimi bantlayacağım. Şurada hafif minç bir kayma var. Oldu. Evet. Ama çok da önemli değil. Değil. Biz videolarımızda ve aslında hep paylaşımlarımızda bir şeyden söz ediyoruz. Hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil. Hataları, eksikleri mutlaka olur. Çünkü hayat kesinlikle bu. Öyle. Burada her şey tıkır tıkır işleyen bir şey yaşanmayabilir. Aksilikler olabilir. Ya olabilir. Bu bizim doğamızda var. İnsanız. Hemen geliyor. Evet öyle. O yüzden hiç editlemeden aksilikleriyle bu videoyu evet, daha paylaşacağız evet, yani, yani biz bizim öyle. Genellikle her şeyimiz bu şekilde. İpimi yani, germeye çalışıyorum. Evet, şimdi burada önemli bir nokta bu. İp, bu ip gerilmek zorunda. Evet yani. Sen şuradan sabitleyebilir misin? Hemen. Teşekkür ederim. Şimdi. Hazır mıyız? Bunu biraz süsleyelim. Tamam. Sürprizi de sona bırakalım, tamam mı? Anlaştık. Biraz şöyle kar falan serpiştirelim buraya. Tamamdır. Şöyle. Ben yine tutacağım şimdi böyle. Tamam. Yani şöyle. Beyaz kalemimiz vardı bizim ama işte siz ya belki sulu boyayla bile yapabilirsiniz evet, ya da pamuk başka yapıştırabilirsiniz. Aynen üzerine öyle. Nasıl isterseniz. Küçük kağıt parçaları kesebilirsiniz. Onları yapıştırabilirsiniz. Bu çocukların yaşıyla doğru orantılı şekilde gelişebilir. Size kalmış bundan sonrası. Yaratıcılığınıza kalmış. Evet. İşte böyle. Ay yanlış kapak. Üzerine not yazabilirsiniz. İç tarafa yazabilirsiniz. Nasıl isterseniz bu noktada yani tercih meselesi. Tercih, bir görün bitişine. Şimdi bunu evet, döndürüyoruz. Çevir çevir çevir. Çevirdik. Ve hazır mıyız? Kartımızı açıyoruz. Tada! Bu dönen. Evet, dönen bir kart oldu. Çocuklar böyle hareket eden şeyleri çok seviyorlar. Kesinlikle. Onlar için bu çok çok önemli bir şey. Bir, iki, üç. Wow, süper. Kartımızı evet, bitirdik mi? Kartımızı bitirdik. Tamamladık. Çok şöyle güzel oldu. Aynen, bir kere daha gösterelim. Tamam, çevirelim. Bu şekilde. Çevir, 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 çevir. Hoppa. Şöyle. İşte böyle. Gördüğünüz gibi gene
gayet basit bir şekilde yaptık. Ve evimizdeki malzemeler, yani ekstra çok böyle hani teferruatlı bir şey söz konusu değil. Evet. Her şeyin bir muadili var. İşte bu çam ağacını siz evdeki pulları yapıştırabilirsiniz. Minik pullar varsa yapıştırabilirsiniz. Daha farklı bir ışıltı isterseniz yapabilirsiniz. İşte biraz sim dökebilirsiniz. Yani her şey size kalmış. Önemli olan elinizdeki malzemeyi değerlendirmek. Çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirebilmek. Aynen öyle. Ve onlara gerçekten özel günlerde başkalarını da özel hissettirmenin, başkalarını düşünmenin aslında burada bu noktada tohumlarını atıyoruz. Bunlar sadece bir el becerisi ürünü değil. Farklı yeterlilikleri de kazanmaları gerekiyor. Bazı değerleri almaları gerekiyor. Şimdi böyle bir hediyeyi öğretmenine götürüp hazırlamak, hazırlayıp onunla paylaşmak çok çok önemli bir şey. İnşallah siz de denersiniz. Beraber çocuklarla yaparsınız. Seversiniz. Ve eğlenceli vakit geçirirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere diliyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.